Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullu şeyin yecri bi meşiyetillahi teala ve ilmihi ve kadaihi ve kaderihi. Ve galebet meşiyetuhu el meşiyati kulleha. Ve galebe kadauhu el hiyele kulleha. Yef'alu ma yeşâ ve huve gayru zalimin ebeda. Tekaddese an kulli su'in ve hîn. وتنزه عن كل حين تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ve kullu şeyin her bir şey yecri cereyan eder yürür bi meşiyetillahi teala Allahu Teala'nın meşiyetiyle cereyan eder yürür ve ilmihi ilmiyle yürür ve kadaihi kadasıyla yürür. Ve kaderihi kaderiyle yürür. Demek ki her şeyin dünyada cereyan ve ahirette cereyan etmesi kaç şeyle oluyor? Dört şeyle. Meşiyeti ilahiye. Bir. İlmi ilahi. İki. Kazai ilahi. Üç. Kaderi ilahi. Dört. Bunların bir farkı var mı aralarında? Bazılarına göre fark ettiriyorlar. Evet. Meşiyet-i İlahi Allah-u Teala'nın sıfatlarından bir sıfattır. Cenab-ı Hakk'ın dilemesi var. Her şeyi diler ve dilediği gibi yürür. Bir de ilmi ilahi. İlim de Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir sıfattır. Cenab-ı Hak her şeyi bilir ve bildiği gibi yürütür. Yani haşa ve kella bazı adam bir işi yapar. İlerisinde ne olacağını bilmez. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın öyle değil. Her şeyi bilir ve bildiği gibi yürütür. Çorumdaşı değil. Ve kadaihi Cenab-ı Hakk'ın kazasıyla. Nasıl hüküm buyurmuş? Kada hüküm demek. Cenab-ı Hak nasıl hükmetmişse o hüküm üzerine yürür. Ve kaderin, kader ile her şeyin bir miktarı var. Evveli var, ahiri var, miktarı böyle laletayn, ölçüsüz değil yani. Dördü de ve bu itibariyle başka başka oldu. Cenab-ı Hakk'ın dilemesi bir, bilmesi iki, hükmü üç, kaderi ki yani her şeyin bir miktarı. Bu dört. Bu dersler birbirine taalluk ediyor. Akide itibariyle ta baştan buraya kadar hepsi birbirine bağlı. Ehl-i sünnet ulemâsı bir tarafa ayrılmış, ehl-i bidet bir tarafa ayrılmış, ehl-i bidette çeşit çeşit mezheplere ayrılmış. Çok dikkat edilecek bir meseledir. İnsanın akidesi bir defa kaydı mı kaydı, Allah'ın mahfesine. Çünkü ayet-i kerimelerde, ahadisi şerifelerde herkesin sözünü teyit edecek bir delil bulabiliyor. Yalnız tevazünü bulamıyor. Tevazünü bulmadığı gibi ayağı kayıyor. Hülûliyeye gelince hülûliye haşa ve kella hülûhiyetin insana girmesi. Buna hülûliye derler. Onlar da ayetten alıyor. Ayette ne diyor? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından yakınız. Öyleyse hülûliyenin delili bu oldu. Demek hülûhiyet insana giriyor. Ve insanın şah damarından kendisine yakın ne demek? İşte içindeki bu, içindeyle bir yerde ki insan ene ile tabir ettiği benliğinden daha yakın oluyor. İşte Tümhülüriye'nin delili, sen buna karşı ne diyeceksin? Gene ayette sen cevap vereceksin. Bu da ayet, bunu inkar mı edeceksin? İnkar edemezsen, ayet inkar edersen kafir olur. Ne yapacaksan? Hülûliyeyi mi yetekat edeceksin? Yok. Diğer ayeti kerimelerle bunları birbirine karşılaştıracaksan, arada bir tevazun bulduracaksan, o tevazunun ortasından yürüyeceksen ki işte ehl-i sünnet akidesini bulasın. Yoksa ayak gidersin. Peki bunlar buna gittiler. Öteki taraftan buna karşı tevazunu bulduracağız ya, terazinin bir gözüne bunu koyduk. Öteki gözüne neyi koyacaksan? Öteki gözüne de mücessimenin ve müşebbehenin delilleri var ya,
Er-Rahmanu alel erşisteva. Allah erş üzerinde istikrar etti, haşa ve kelle oturdu. Allahu Teala insan şeklindedir. Eli vardır, ayağı vardır, gözü vardır, ta erşte oturur, hükmünü yürütür. Şimdi Berike ayet dedi ki insana şah damarından yakın. Buysa erşte semavattan yukarı ve geniş, o kadar geniş, o kadar geniş ki o erşe nispetle insan oğlu zerrenin milyarda biri de değil, yani cisim itibariyle. Bu nasıl o arş, muazzam arşın üzerinde haşa ve kelle oturan Hazreti Allah bir zerrenin milyarda bir cüzüne gelsin, sığsın, hüluliye olsun, olmaz mı? Şimdi Ehl-i Sünnet ne, bunun üzerine diyor ki ne onların dediği gibi Allahu Teala insana hülul eder, Hazretler onların dediği gibi bir insana hülul etmiştir, ne de onların dediği gibi bir cisim sahibidir, cismi vardır, cismi de o kadar büyüktür, ne de bunların dediği gibi. Ya ne yapacağız? Ne mücessimenin dediği cismi alacağız, ne de hüluriyenin dediği gibi üluhiyetin insanı hülurunu alacağız. İkisinin ortasında yürüyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bunların ikisi de ayettir. İki ayetin hangisini inkar etsen kafir olursun. İnkar etmeyiz. Ama bunların manasını biz akıl erdiremeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ayeti kerimeleri Kur'an-ı Kerim'de inzal buyurmuş. Fakat bunlar müteşabihattan olduğundan dolayı da siz bunların manasını anlamaya zorlamayınız. Kalbinde zeyğı olan, dalal olan bunları zorlar anlayacağız derler ve dalalete giderler. Bunları siz anlayamazsınız. Tesdik edin, ilmini Allah'a havale edin. İşte Ehl-i Sünnet akidesi bu. Fakat bundan istifade ederek bazıları hayır illa biz anlayacağız dediler. Mücessimeler getirdiler, Allah'ı cisme teşbih ettiler. Hülüliye getirdi, üluhiyeti insana soktular. İnsan olur, ölür. Diyor ki o üluhiyet ondan çıkar oğluna girer. O da ölür, ondan çıkar oğluna girer. Böyle gider diyor. Üluhiyet insandadır Allah'ın mahfazına. Öteki de cisim isnat etti. Onun için ulema baktılar ki bu millet, evam millet, kim herhangi bir delil getiriyorsa kayıyor, o tarafa gidiyor. Ümmet-i Muhammed'in bir kısmını mücessime yaptılar. Bir kısmını hüluliye yaptılar. Ehl-i Sünnet arada kayıp olup gidiyor. Ne yapalım? Ulema-i halef dediler ki bunlara münasip, şer'i şerif ve Ehl-i Sünnet'e uygun birer tevil yapalım ki evamın itikadını muhafaza edelim. Tevil demek illa bu ayetin manası budur demek değil. Yani böyle olmak ihtimali de var demektir. Tevil bu. Binaenaleyh dediler ki Er-Rahmanu alel erşisteva. Allah erş üzerine istiva etmiştir. Bunu biz tevil ederiz. Deriz ki erş en büyük bir mahluktur. En büyük bir mahluk olduğu halde Allah'tan büyük değildir. Onu Halik ondan büyüktür. Erşi kim yarattı? Hazreti Allah. En büyük mahluk olan erş bile Allah ondan büyüktür. Ve o da Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin tehdi kudretindedir. Erş bile emri ilahiye mungattır. Bu kadar büyük olduğu halde emri ilahinin haricine, kudreti ilahiyenin haricine çıkamaz. Allah'ın tehdi kahrinde ve tehdi sırasındadır. Allah-u Teala dilediği anda her şeyi mahveder mi, etmez mi? Aminna eder. Bu manayadır der. Bir tevil ederiz diyor. Bu tevil illa bunun manası budur denilmez ya. Böyle olmak ihtimali de var. Başka türlü olmak ihtimali de var. Tevil bu. Ya öteki ayeti kerimeye ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Buna ne demişler kadar? Demişler ki buna da biz Allah-u Teala ilmiyle bilir. Allah üluhiyet insana gelip girmez. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ilmi o adamın cismindeki bütün teferruatına kadar ilmi ilahi ne vukufi var. İçindeki damarlar, en ince damarlara kadar hep ilmi ilahiyle onlar harekete geliyor, cereyan ediyor. Binaenaleyh ve nahnu akrabu ileyhi bi ilmihi diye deriz. Böyle de tevil ederiz. Bu da illa hakikaten böyledir demek değil. Ya yani böyle olmak ihtimali var. Bu hakikatini yine Allah-u Teala bilir. Müteşabih.
Diğer bir ayeti kerime. Şimdi müşebbihe, müşebbiheye gelince müşebbihede birkaç türlü akidelere gidiyor. Peki bir kısmı müşebbihenin dediler ki Allah her şey üzerindedir. Haşa ve kella insan şeklinde oturuyor. Ayaklarında yere asmış, kürsüye koymuş. Ta yeri kat, yedinci katın altındadır. Diğer bir kısmında diyor ki hayır haşa ve kella öyle değildir. Allahu Teala böyle etrafı vallahu min veraihim muhit. Her taraftan ihat etmiştir. Beşer ortada kalmıştır. Allahu Teala etraftan ihat etmiştir. O tabirle ne olur? Şimdi müşebbihenin başka bir türlüsü. Daire şeklinde Allahu Teala ihat etmiş, beşer ortada kalmış. Hangi tarafa dönsen feynema tüvellu fesemme ve çullahi, hangi tarafa dönsen Allah'ın yüzü oradadır. Bu da teşbih. Ki bu da mücessimenin bir şeysi olur. Böyle de değil. Şimdi Ehl-i Sünnet bunu da reddediyor. Hakikaten bir cisim olacak da Allah-u Teala'ya cisim isnat edeceksen bu da daire şeklinde olacak da bütün mahlukat da ortada kalacak. Ya ne diyeceğiz? Allah'ın rızası. Bunu da böyle tevil ederiz. Etmişler. Ne tarafa dönsen Allah'ın rızası oradadır. Mesela namazda, sen namazı kıldın, kıblayı aradın, aradın, kıblayı soracak kimse yok. Aklına geldi ki ya şu tarafadır, kıldın. Sen namazı bir rekat kıldın, bir de hatırına geldi ki ya ben yanlış yaptım. Döndün o tarafa kıldın bir rekatte. Bir taraf, bir rekat o tarafa kıldın. Aklın başına geldi, biraz düşündün, hayır yanlış yaptım, bir rekatte bu tarafa kıldın. Dördüncü rekatı da aklın döndü, öteki tarafa kıldın, selam verdin. Şimdi dört tarafa sen namaz kıldın. Fakat zenni galiple evvela oraya zenni galibin oldu. Sonra buraya zenni galibin oldu. Sonra buraya zenni galibin oldu. Sonra buraya zenni galibin oldu. Mesail-i fıkhiyede bu namaz sahih midir değil midir? Sahihdir. Niye? Mesele Allah'ın rızasını tehsildir. Yoksa hakikatte Allah-u Teala cisim değil ki cismi önünü aldığında sen namaz kılıyorsun. Yok. Ya Allah'ın rızasını tehsil. Allah-u Teala kıblaya teveccüh edin, benim rızam oradadır. Sen de kıblayı zenni galiple böyle bildin, sonradan zenni galibin değişti mi zenni galibine gideceksin. Onun için bu namaz sahihtir. Mesela ikinci misal, şimdi Beytullah'a emredilmiş, Beytullah'a doğru kılıyoruz. Beytullah'a emirden evvel bütün peygamberler nereye kılıyordu? Kudüs-i Şerif'e. Haşa ve kella Allah Kudüs-i Şerif'teydi de sonra Kudüs-i Şerif'ten Beytullah'a mı geldi? Yok, Allah-u Teala cisim değil ki. Ya Allah'ın rızası orada, evvela Mescid-i Aksa. Bütün peygamberlere emredilmiş, sizin Kabe'niz orada. Kıbleniz orada, o tarafa namaz kıldılar. Peygamber Efendimiz'e de emredildi ki Kabe'ye teveccüh edin, Kabe'ye Allah'ın rızası orada. فَاِنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجُلَّهِ. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın emrini yerine getirdim, işte Allah'ın rızası odur. Mesela, melekleri Cenab-ı Hak kime secde ettirdi? Hazreti Adem'e. Hazreti Adem Allah mıydı? Haşa ve kella. Yok. Secde Allah'aydı fakat o kıbleydi. Cenab-ı Hak emretti ya, melekler Allah-u Teala'yı biliyor, Allah'ın emrine mungat. Ben bu Adem'i halife olarak halk ettim. Buna secde edin. Yani esas secde Hazreti Allah'a, Hazreti Adem kıble. Buna secde edin. Melekler Adem'e mi secde ettiler yoksa Allah'ın emrini mi yerine getirdiler? Allah'ın emrini yerine getirdiler. Ya Rabbi sen neyi emrediyorsun? Adem hay hay senin emrini biz tutarız. Bak şimdi itaat nereye? Hazreti Allah'a. Adem'e secde ettiler Allah'ın rızasını tehsil için. فَاِنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَشُلَّ. Onlar Hazreti Adem'e tevelli ettiler fakat Allah'ın rızasını orada aldılar. Şeytan etmem dedi. Etmediği gibi rıza-i ilahiye nail olamadı. Evet. Şimdi burada da her şey Allah'ın meşiyetiyle, ilmiyle, kazasıyla, kaderiyle cereyan eder. Galebet meşiyetuhu. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin meşiyeti galebe etti. El meşiyyati kulleha. Bütün meşiyetlere. Herkesin meşiyeti vardır. Bütün beşerin bir dilemesi olur. Fakat Cenab-ı Hakk'ın hepsine galiptir. Bir kul bir şeyi diler. Allah da diler. O kulun dilemesi Allah-u Teala'nın dilemesine muvafık gelirse meydana gelir. O kulun dilemesi Allah-u Teala'nın dilemesine muvafık gelmese meydana gelmez.
Kul cüz iradesini sarf edecek, bir şeyi dileyecek. Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti ilahiyesine muvafık geldi, meydana geldi. Muvafık gelmedi mi üzülmeyecek. Gelmedi. Sen tarlayı erk edeceksin. Güzel bir tohumu getireceksen, çürük değil, sağlam bir tohumu getireceksen, tohum vakti ne vakıttır? Ne vakit ekilir? O vakitte ekeceksin. Vaktinde ekeceksin. Esbaba teşebbüs edeceksin. Ondan sonra da su icap ediyor mu, etmiyor mu, su icap ediyorsa suyunu vereceksin. Hepsini yaptın. Sen ne diliyorsun? Bu tarladan güzel bir ekin çıksın. Çok olsun. Senin dilemen bu. Cenab-ı Hakk'ın da bir dilemesi var. Sana verecek mi, vermeyecek mi? Senin bu yaptığın meşiyeti ilahiye muvafık gelirse, sen esbabını tam yerinde yaptığından dolayı bakarsın Allah-u Teala da sana bu verdi. Bir de var ki sen bunu yaptın fakat Allah-u Teala dilememiş, senin ekinin güzel oldu, tam mehsulü alacağın sırada bir dolu geldi vurdu, hepsini mahvetti. Hiçbir şey elinde kalmadı. Meşiyeti ilahiye diye muvafık gelmedi. Kusur sende değil. Fakat meşiyeti ilahiye diğer meşiyetlere galip. Ondan da üzülmeyeceksin. İlla böyle niye oldu demeyeceksin. Ya teslim. Niye kaza o kadar? Meşiyeti ilahiye galip oldu. Kaza böyleymiş. Hüküm böyleymiş. Erzurum'un Pasinler Ovası vardır. Meşhur arazi vardır orada. Daherbumi'den sonra adam tığı çıkarmış. Ben yani nakilim, görenlerden nakliyorum. Orada da safi toplar, hepsini birden harman ederler, savururlar. Samanı bir tarafa, deni bir tarafa. O den o kadar çoğulur ki böyle tığ gibi uzununa vururlar, bir ucundan bir ucuna. İnsan tığın iki tarafında iki adam olsa birbirini görmez. O kadar burada çok olur yani. Büyük olur öyle. Tığ şeklinde buradalar. Adam böyle bir bakmış. Ne kadar güzel bir şey. Allah beni ne kadar çok vermiş. Birisi demiş ki, daha içeriği aldığın yok bu harman da. Bakalım senin malın mı? Ya işte ben ektim, biçtim, savurdum. Daha ne harman da eve götüreceğim demiş. Gene götürmedin, hele belli değil. Bir münakaşa olmuş. O münakaşa esnasında bir zelzele oluyor. Zelzelede harman yeri yarılıyor, ile tığır bir yerin çukuruna gidiyor, gene yer birleşiyor. Hiçbir tane yok. Bu meşiyet-i ilahiye bak. Meşiyet-i ilahiye demek ki o adam bir büyük söyleyecek. Cenab-ı Hak da zaten ona kısmet etmeyecek. Onun bu odasını yere yutturacak. Bunda da bir hikmeti var. Şimdi bu adam üzülecek, üzülsün mü? Yok. Kaza o kadar neyse ona da teslim olacak. Men lem yerde bi qada'i felyeltemis rabben sivai. Her kim benim kaderime razı olmasa benden başka Allah arasın. Kazaya da rıza gösterecek. Ve galebe qada'hu. Cenab-ı Hakk'ın kazası galip oldu. El hiyele hilelere. Kullaha hepsine. Bir adam ne türlü çare, hile çare demek. Ne türlü çare yaparsa yapsın, qada'i ilahi neyse o olur. Bir adam bazı şeyleri yapar, yani esbabına teşebbüs eder. Evet, ondan bir teşebbüstür. Gerisi Hazreti Allah'a aittir. يَفْعَلُ Cenab-ı Hak işler. مَا يَشَى دِلَد۪ينِ وَهُوَ Cenab-ı Hak غَيْرُ ظَالِمٍ Zalim değildir ebeda, asla zalim değildir. Cenab-ı Hak istediğini yapar. Öyleyse zulüm mü yapmış olur? Diyor, haşa ve kelime. Birisini Cenab-ı Hak kör yaratmış. Adam kör olmasını ister mi? İstemez. Fakat Cenab-ı Hak yaratmış. Cenab-ı Hak ona zulüm mü etmiş? Yok. Cenab-ı Hak kendi mülkünde tasarruf etmiş. Birisini topal yaratmış, birisini sağır yaratmış, birisini siyah yaratmış, birisini beyaz yaratmış, birisini kambur yaratmış, birisini kucur yaratmış, birisini cüce yaratmış, birisini çok uzun boylu yaratmış, ahmak yaratmış, birisini akıllı yaratmış, birisini her türlü kemalat ile muttasif yaratmış. Yaratmış Cenab-ı Hak. La yüselen mayyata. Soru sorulmaz. Niçin böyle yaptın? Sorulmaz Cenab-ı Hak. Kendi mülkinde tasarruf ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak suala muhatap olmaz. Niye böyle yarattın denilmez. Pek bu yaptıklarında da hepsinde Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti vardır.
O zalim değildir. Mesela bir adamı kör yaratmış. O adam da sabretmiş. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ahirette ben bu kulumu kör yarattım. Bu da kendisindeki bu belaya sabretti. Öyleyse bunun derecesini çok yüksek vereceğimdir. Ona yüksek derece verir. Tamam. Birisini de kör yaratmış. O da nankör bir adam. Dünyada Allah'a itiraz etmiş. Niye beni kör yarattı? Eğer o adamı gözlü yaratsaydı ümmeti Muhammed'e ne kadar şerri dokunacaktı? Onu da Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e şerri dokunmasın diye kör yaratmış ki ümmeti Muhammed'i şerrinden emin etsin. O zaten dünyada ümmeti Muhammed'e gözlü olsaydı şerri dokunacaktı. Allah-u Teala'ya karşı da isyankar olduğundan dolayı ahirette de neuzubillahi teala gideceği cehennem. Yani demek körler, diğer şeyler de böyle iki türlü. Topali olsun, sağır olsun. Ya dünyada onun bir bela gelecek ümmeti Muhammed'e nasılsa o belasını önlemek için Cenab-ı Hak onu müptela etmiş ki ona zarar gelmesin. Yahut da o belaya sabrederse ahirette derecesinin yüksek edecek. İkisinden birisi hali değil. Binaenaleyh bir adama bir musibet erişirse Allah'a katiyen itiraz etmesin. Cenab-ı Hak ona o belayı verdiğinden dolayı zulmetmez. O sabretsin. وَاِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Sabredenlere Cenab-ı Hak o kadar verecek ki hesapsız. Yani her ibadetin verileceği bir sevap miktarı var. مَنْ جَابِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ اَمْسَالَى En aşağı bu. Bir adam bir hasene yaparsa 10 misli sevap verilir. Sonra eğer ibadeti maliye olursa bu ibadeti bedeniyede biri olur. İbadeti maliyede olursa kemeseli habbetin embetet sebe senabile fi kulli sümbületi mehtuhat. Bir adam bir taneyi yere ekti. Ondan 7 ok çıktı. 7 okta 7 başak var. Her başakta 100 tane var. Neydir? 700. Vallahu yudaifu limen yaşa. Demek ki ibadeti maliyede sadaka vermede, mesela cami yaptırdı, medrese yaptırdı, köprü yaptırdı, fakir fukaraya yardım etti. Bunlar da 700 ve 700'den de fazla var. Vallahi yudaifu limen yaşa. İhlasına göre. O adamın ihlası ne kadar yukarıysa, vermiş olduğu yerde ne kadar mühtaç ise daha fazla var. Mesela bir adam baktı ki adamın çoluk çocuğu var. İdare zor idare ediyor. Kazancı az. Ona getirdi, yardım etti. Sadakasından, zekatından. O en aşağı bile 700 alacak. Bir de var ki adam aç kalmış, ölüm halinde. Sen farkında oldun, hemen adama yardıma koştun çünkü ölüm halinde. Bu adam gibi bu 700'den daha fazla. Vallahi yudaifu limen yaşa. İşte dediği bu. Daha fazla. Bir adam perişan hasta. Doktora gidecek, parası yok, ilacı alacak. Adam ölüm halinde. Sen adamı tuttun, doktora götürdün, muayene ettirdin, ilaç parasını verdin. O 700'den fazla. Yani ibadetin maliyelerin de derece derece ihlasına göre, sonra vermiş olduğun yerine göre. Peki sabırların bir belaya uğramış da sabretmiş. Bunun derecesini kimse tayin etmez. Edemez. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri dünyada bildirmemiş. O kadar çok ki in ve innema yuvaffa sabiruna ecrahum bighayri hisab. Hesapsız, yani ahirette ne kadar isterse Cenab-ı Hak o kadar verecek. Kulum iste. Ya Rabbi şu kadar istiyorum, al. Ne isterse. En büyüğü bu. Onun için belaya sabrın derecesi o kadar büyük. Cenab-ı Hak bunu buyurduğundan dolayı dünyada bir mümin bunu bilir de ahirette bu kadar sevap alacağını bilir de razı olmazsa, o belaya sabretmese, Allah-u Teala ona ne diyecek? Başka Rab ara, sen daha beni tanı. Çünkü nankör oldu. Allahümme ahfezne, Allahümme tecelne minis sabirin. Ve huve gayru zalimin ebeda. Tekaddes, Cenab-ı Hak mukaddes âli oldu. En külli su'in, her bir kötülükten ve heynin, her bir heyne ne demiş? Hey el helak.
Zeman bin evet. En kulli suin, her bir kötülükten ve heynin helakten. Hin değil, heyin. Evet. Cenab-ı Hak her bir kötülükten ve her bir helakten münezzeh oldu. Ve tenezzehe, münezzeh oldu en kulli aybin ve şeyin. Her bir ayıptan ve her bir noksanlıktan da münezzeh oldu. Çünkü zulüm kimde olur? Ha, mürüvveti noksan adamda olur. Cenab-ı Hak'ta noksanlık yok ki. Zulüm kimde olur? Tebiyeti kötü adam da olur. Cenab-ı Hakk'a haşa kelle onda kötülük yok. Zulüm yapan bir adamı iyi adam sayarlar mı? Yok. Onda bir noksanlık var. Şefkati yok, mürüvveti yok, adaleti yok. Onun için o zulme gidiyor. Fakat Allah-u Teala bunların hepsinde münezzeh ve mukaddestir. Onun için ef'ali ilahiyede şu şöyle olaydı kimse diyemez. La yüsel, sual edilmez. Amma yüef'al işlediğinden ve hum yüselûn. Kullar sual edilirler. Ve fî duâ-i lehyâ-i sağların dua etmesinde orucudur. Ve sedakâtihim sedakalarında orucudur. Ne orucudur? Menfaatun menfaat orucudur. Lil-emvâd orucudur. Sağ bir adam sedaka verdi. Anasının ruhuna, babasının ruhuna. Evet. O ölüye fayda verir mi, vermez mi? Verir. Dua etti. Ya Rabbi sen anamı babamı affet. Affet. O da fayda verir. Allahümme affir lene. Allahümme affir li ve li valideyye ve lil müminine yevme yekum sebayette var. Ya Rabbi sen beni mağfiret et. Anamın babam mağfiret et ve bütün müminleri de mağfiret et. Dua olsun, sedaka olsun, faydası var. Vallahu Teala, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yestecibu, kabul eder edde'avat duaları ve yakdi, kaza eder, verir el hacat, ihtiyaçları. İnsan sıdkı hulus ile dua ederse Cenab-ı Hak onun duasını kabul eder ve onun istediğini verir. Yalnız onun da şartları var. Şartlarını yerine getirirse beklesin. Şartlarını yerine getirmezse hiç beyhude beklemesin. Ellerini kaldırmışlar. Beyhude istiyor. Bir hadisi kudsi de var ki böyle bir zaman gelir ki insan oruç tutar, orucu kabul edilmez. Namaz kılar, namazı kabul edilmez. Hac eder, hacı kabul edilmez. Çünkü yediği haramdır, giydiği haramdır, içtiği haramdır. O adam ne kadar dua etse Allah-u Teala madem sen bu harami yedin, bu harami içtin, bu harami giydin, beyhude elini kaldırıp da benden isteme. Demek şartı ne? Duanın şartı helal yiyecek, helal giyecek, helal içecek. Bir de o bir hakkısa, bir kul hakkıysa o ödenecek. Yok, gazası mucib olan bir şey ise kaza edecek. Mesela sen namaz kılmamışsın, 5 sene, 10 sene namaz kılmamıştır. Ya Rabbi sen benim bu namazlarımı affet diye dua et, mukadder et ki bunun şartı olmaz, ondan bu dua kabul edilmez. Onun şartı ne? Sen onu kaza edeceksin. Ya Rabbi cahil oldum, şeytana uydum. 10 sene ben bu namazları vakitlerinde eda edemedim. Halbuki bir namazı vaktinden çıkarıp da ikinci vakitte kılarsa ona 80 hukuk, yani 80 bin sene azabı var. Namazı kılmış da vaktinde kılmamış. 10 sene kılmazsa her birisine 80 hukuktan ne kadar tutar? Onu affettirmeyi için kaza edeceksen de ondan sonra Allah-u Teala'ya yalvaracaksın, o günahı affede. İşte o vakit affolur. Sen o kazanı yap, ondan sonra Ya Rabbi ben tevbe ettim, bir daha namazımı kazaya koymayacağım, şu geçmiş günahlarımı affet. O vakit affolur. Birisinin arazisini gasp etmişsin, yahut da binasını, yahut da eşyasını gasp etmişsin. Ondan sonra gelmişsin, Allah'a yalvarıyorsun. Ya ben hacca giderim de affettirler. İster hacca git, ister camiye git, nereye gidersen git, senin o günahın affedilmez. Ya en evvela o adamdan gasp etmiş olduğun o mali iade edeceksin. Ondan sonra Ya Rabbi, ben hata ettim, bu günahı işledim, fakat adamın malını verdim. Adamın bende hakkı kalmadı ama fakat bir hukuki ilahiye var, şimdi sen bunu affet. Her bir günahta bir hakkı ibat var, bir de hukuki
hukuk-i ilahiye var. Mesela sen gasp ettiğin vakitte o adamın malını aldın verdin. Adamın sende bir hakkı kalmadı. Fakat bir de Allah-u Teala onun bunun malını gasp etmeyin diye emri var idi. Bu emri kırdın sen. İşte o emri kırdığından dolayı da Allah'a yalvaracaksın. Ellerini kaldırıp dua edeceksin ki Allah o günahı affeder. Binaenaleyh herhangi bir duanın şerti. Mesela zekat vermemiştin. 10 sene zekat vermemiştin. Ya Rabbi benim günahlarımı affet, ben bundan sonra vereceğim. Yok, en evvela 10 senelik zekati vereceksin. Ondan sonra da dua edeceksin ki senin duan kabul olur. Duanın şartları. Yani o helal yemek, helal içmek, helal giymek olduğu gibi bir de gazası, edası mümkün olanların gazasını, edasını yapacaksın. Daha da eşkıyalık etmişsen, onun bunun malını almışsan, fakat ne sahiplerini bilmişsin, ne de bilebiliyorsun. Tevbe ettin, eşkıyalığı terk ettin ama şimdi bu adamların hak hukukunu ödeyemeyeceksin. İşte bu müşkil. Ne yapacaksın? Sen tahmin edeceksin, hesap edeceksin, ne kadar mal soydun, ne kadar mal aldın, o miktar fukaraya tesadduk edeceksin. Diyeceksin ki ya Rabbi ben onlardan almış olduğum mali işte fukaraya verdim. Bu fukaraya verilen sedekenin sevaplarını onlar, o adamlara ver. Onların bende bir hakkı kalmasın. Ondan sonra da elini kaldırıp Allah'a dua edeceksin ki ya Rabbi bu günahımı senin emrini tutmadığımdan dolayı bana tereddüt eden günahları affet. Hani parası elinde yoksa parası elinde yoksa çok ibadet edecek. Çok ibadet edecek ki ibadetinden beri. Çok namaz kılacak, çok oruç tutacak ki benim param yok. Yarın bunları isteyecekler. Hiç olmazsa Cenab-ı Hak benim namazımdan, orucumdan aslında versin. Vaktiyle bir sofi bir adamı gördüm. Baktım durmadan namaz kılıyor, durmadan oruç tutuyor. Niye böyle yapıyorsun? Dedi ki birader o kadar onun bunun hakkı bende kaldı ki yarın bunlar hep benim boynuma sarılacaklar. Ben müflis bir adam, bir şeyim yok, ben onları orada ne vereceğim, hiç olmazsa bu nafile oruçlarımdan, nafile namazlarımdan Cenab-ı Hak aslında versin. وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ Cenab-ı Hak her şeye maliktir. وَلَا يَمْلِكُهُ Cenab-ı Hakk'a malik olmaz şeyin, hiçbir şey. Her şeyin sahibi, maliki Hazreti Allah'tır. Hazreti Allah'a bir kimse malik olabilir mi? Haşa ve kelle. Vela ne demiş? Vela gınan, gına olmadı. İstiğna olmadı. Anillahi Teala Cenab-ı Hak Hazretlerinden tarfete ayn bir göz açıp yumuncaya kadar Allahu Teala'dan istiğna olunmaz. Yani şöyle bir göz açıp yumuncaya kadar Allahu Teala'dan beri olalım. Ona mühtaç olmayalım, hiç imkanı yok. Olmaz. Ve men istana, her kim müstani olursa, anillahi Allah, Allahu Teala'dan tarfete aynin, bir göz açıp yumuncaya kadar Allah'tan müstaniyim derse, fakat kefere, o adam kafir oldu, ve sâre oldu, min ehlil hayn, helak ehlinden oldu. Yani değil ki ömrü boyunca bir göz açıp yumuncaya kadar benim Allah'a ihtiyacım yoktur dese kafir olur ve helak olur. O bir göz yumup açıncaya kadar kendisince ufak bir zaman. Halbuki zamanı biraz daha büyükledirsen o bir göz açıp yumuncaya kadar kim bilir milyonlarının sebebi olur. Mesela bir nükteyi alıyorsun, bir nükte gözümüz ancak görüyor. Onu büyütücü aletlerinden bakıyorsun, harman kadar görünüyor. Daha büyük bir alet getiriyorsun, onun daha 5-10 misli büyük görünüyor. Bu zaman da öyle. Zaman bize göre biz göz açıp yumuncaya kadar ama bir de onu büyüdürsense o binlerce, milyonlarca seneye gider. Evet. İster az olsun, ister çok olsun. Mesela o değil de ne kadar az zaman olursa olsun Allah-u Teala'nın kudretinden kat'i surette insan ayrılamaz, ondan isyanı hasil edilemez. Ya külliyen hiç tanımasan? Allahümme hafızna. Vallahu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ya da bu gadab eder ve yer daha razı olur. Sıfat-ı ilahiyede iki sıfat daha.
Cenab-ı Hakk'ın gadab-ı ilahiyesi var. Bir de rıza sıfatı var. La ke ahadin. Fakat başka bir adam gibi değil minellera halkta. Mehlukata benzemez. Cenab-ı Hakk'ın gadab sıfatı var, rıza sıfatları var ama beşerin gadab etmesi gibi razı olması gibi değil. Beşer ne vakitte gazap eder? Bir şey onun nefsine dokunur. Nefsine dokunduğu gibi nefsi ateşleşir. O dimağına vurur. O nefsin ateşi dimağına vurur. Dimağa vurduğu gibi dimağda kan heyecanı gelir ve bütün vücudunu sarar. Adamın vücuduna bir kızıtma gelir. O vakitte nefis hakim oldu artık. O nefsin kızması dimağa vurduğu gibi bütün asaya sirayet eder. Adam ağzını açar, gözünü yumar. Bakarsın gözlerinde kan gibi bir alametler hasıl olur, vücudunda bir titretme olur. Ondan sonra harekete gelir, acı söyler, kötü söyler. Artık iradesi gitmiş olur. Nefis hakim olmuş. Haşa ve kella, Cenab-ı Hak böyle değil. Cenab-ı Hak nefis sahibi değil ki. Onda da bunlar olur. Onun gadab sıfatı, beşerin gadab sıfatı gibi değil. Rıda sıfatı da insana gadaplenmiş bir adama, ya niye gadapleniyorsun, ya senin maksadın ne, şu değil mi, peki yapalım. Razı mısın? Hay hay, razı oldum. Cenab-ı Hakk'ın ki böyle mi? Yok. Buna teşbih olmaz. Cenab-ı Hakk'ın zati diğer zata benzemez. Sıfatları da diğer sıfata benzemez. Ya nedir bunlar? Cenab-ı Hakk'ın birer sıfatlarıdır. Gadab ve rida sıfatları, bunlar inkar edilmez. Fakat beşerin gadab ve ridası gibi de değil. Evet. Nedir ya? Burada bir rakamında diyor ki: "Kultu fi raddun alel müteavviletil muaddile minel eşaire ve gayri mellezine kalu benel murade bil buğdu ve rida iradetül ehsan ve leyte şiari mel fergu beyne teslimin bi sıfatil irade ve inkarin li sıfatinil miskuretin bi tevilihima ve hiye mislu ma fi ittisafil abdi bihi eyda فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية إنها مخالفة للإرادة التي يوصف بها الأب وإن كان كل منهما حقيقة تناسب الموصوف بها وقد بسط القول في ذلك الشارع رحمه الله. Yani burada bunu getirmiş ama bu da bir şey değil. Bunu yazmış oldu bu haşiye. Yani derde şifa verecek bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın rıda ve gadab sıfatları var. Fakat bu rıda ve gadab sıfatları nefisten tevellüd eden birer sıfatları değil. Cenab-ı Hakk'ın sıfatı kemaliyesinden birisi de rıda sıfatı, birisi de gadab sıfatı. Evet. Nasıl? Keyfiyetini Allah-u Teala bilir. Bunu bilmeyiz. وَنُحِبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا نُفْرِتُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّوْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ Ashab-ı Resulullah'a muhabbet bahsi. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki: "Ve nuhibbu, biz severiz. Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Zişan'ın bütün ashabını severiz. Ve la nufritu, ifrat etmeyiz, mübalağa etmeyiz. Fî hubbi ahadim minhum, onların hiçbirisinin muhabbetinde ifrat ve mübalağa etmeyiz." İfrat mübalağa nasıl yapar? Haddini tecavüz eder. Kim gibi? Şialerin Hazreti Ali'de ifrat ettikleri gibi. İfrat ettiler, Hazreti Ali'yi peygamberden efdal tuttular. Daha bazıları de ileri giderek Allah yaptılar. Yok, böyle ifrata gitmeyiz. Ashab-ı kiramı, ashab-ı kiram diye severiz. Peygamber Efendimiz'in seviyesinde değil, ondan efdal, onun seviyesine değeremezler bunlar. Bütün ashab-ı kiramı toplasan Resulullah'ın zerresi kadar olur mu? Olmaz. Ama Resulullah'ı sevdiğimizden onun ashabını da severiz. Fakat hiçbirisinin hakkında ifrat ve mübalağa yapıp da haddinden fazla yukarıya çıkarmayız. وَلَا نَتَبَرَّوُ, teberri de etmeyiz.
min ahadin minhum, onlardan hiçbir kimseden teberrit etmeyiz. Yani alakamızı kesip de buğza davet etmeyiz. Bunu kim yaptı? Bunu da hariciler yaptı. Hariciler ve Şiiler. Hariciler Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i sevdiler. Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi sevmediler. Onlara buğza davet ettiler. Şiiler de Hazreti Ali'yi sevdiler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı sevmediler. Onun için bu iki taraf da ne yaptı? Doğru, adalet yolundan, doğru yoldan çıktılar, sapıttılar. Ve nübğidu, buğz ederiz. Men bir kimseye ki yübğiduhum, ashab-ı kirama buğz eder. Ashab-ı kirama buğz eden haricilere, şialere biz buğza adavet ederiz. Onları sevmeyiz. Evet. Niçin? Ashab-ı kirama buğza adavet ettikleri için ve bi gayril hayri hayrin gayrisiyle de yezkuruhum, ashab-ı kirami zikrettikleri için. Ashab'a boz ederler. Bir de ashab-ı kiramın hayırlarını söylemezler de hayrın gayri şeyleri onlara isnat ederler. Kötü şeyler isnat ederler. Halbuki ashab-ı kiram hep hayırlı işler işlemişlerdir. Şer işleri yapmamışlardır. Onlar bilakis tersine düşünürler. Mesela Şialer der ki haşa ve kella, Ebu Bekir Ömer dinden çıktılar. Hariciler de der ki Osman Ali dinden çıktılar. Halbuki onlar dinden çıktı. Yok, kendileri dinden çıkmış. Kendileri dinden çıkmışlar. Kendilerinin aybini onları isnat ediyorlar. وَلَا نَذْكُرُهُمْ, biz ashab-ı kiramı zikretmeyiz. اِلَّا بِخَيْرٍ, illa hayır ile zikrederiz. وَحُبُّهُمْ, ashab-ı kiramı sevmek dinin dindir ve imanın imandır ve ihsanun ihsandır. Din ve iman bir, ikisi bir. Yani akidedir. İnsan akidesi ashab-ı kiramı sevmek. Bu olacak. Ve öyle itikad edecek. Ve o yoldan gidecek. Ve buğduhum, onları boğz etmek, ashab-ı kirama boğz etmek, küfrün ve nifakun ve tuğyan. Küfür ve nifak ve tuğyandır. Demek ki ashab-ı kirama boğz etmek beasini küfre götürür. Alenen ashab-ı kirama lanet ederse, ister hepsine, istersen bir kısmına alenen lanet ederse, ehli sünnet onun küfrüne faildir. Bir yerde gördün ki Şia taifesinden bir kısmı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhümayı alenen lanet ediyor, onların küfrüne kanı olacaksın. Ama sen duymadın, bilmiyorsun, gizli lanet ediyormuş ama seni sezdirmiyor. Yahut da isim tasrih etmiyor. Ehl-i Beyt'e zulmedenlere lanet olsun diyor. Ama onun kastı Ebu Bekir Ömer ama zikretmiyor. Onları tekfir edemezsin. Çünkü onlar örtülü gidiyor. Kalplerini Allah bilir. Yalnız onlarda nifak alameti var. Bu tuayandır. Ötekiler yanı hırlı mıdır? Zahirde sen onu Müslüman tanısan ne? Allah-u Teala onu Müslüman tanımıyor. Münafıklar gibi gelir, namaz kılarlar, oruç tutarlar ama kalplerinde iman yok. Allah'ı aldatıyoruz, Müslümanları aldatıyoruz diyorlar. Halbuki geberdikleri gibi gidecekleri yer neresi? Cehennem. Bu ashab-ı kiram hakkında İslam taifesi üçe ayrılmış. Biri ifrata gitmiş, biri tafride gitmiş. Ehl-i sünnet ortada kalmıyormuş. Ehl-i sünnet adalet yolunu tutmuş. İfrata gidenler, tefrite gidenler ikisi de tarik-i müstakimden ayrılmış. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye buyurmuş ki ya Ali, senin hakkında iki taife cehenneme gidecektir. Bir kısmı ifrat edecektir, bir kısmı tafrit edecektir. İfrat edenler sana çok fazla muhabbet edip seni makamından yukarı çıkaracaklar. İşte onlar Şialerdir ki Hazreti Ali'yi nübüvvet makamına yahut uluhiyet makamına çıkarırlar. Bunlar cehenneme gider bir. Bir kısmı da tafrit ederler ki noksan. Noksan ederler. Hazreti Ali'nin sahabe olduğu hakkını ona vermezler. Mümin olduğu hakkını ona vermez. Belki onu tekfir ederler. Onlar da cehenneme gider. Bunlar da kim? Hariciler. Hatta haricilerden el an mevcut, işte Meskat-ı Man taraflarında var ki
bir adam gelse oraya, ismi Ali olsun onu sevmezler. Ali olduğundan dolayı sevmezler. Ve onların akidesince dünyanın en mes'ud adamı kimdir? Abdurrahman ibn Mülcim'dir. Hazreti Ali'yi öldürdüğünden dolayı Cennetül Firdevs'te en yüksek bir mekan var. Orayı Cenab-ı Hak ona verecek diye itikad ederler. Halbuki Abdurrahman ibn Mülcim kafirin billah cehenneme gitmiş. Cehennemde yanıyor da o zannediyor ki Cennetül Firdevs'e gidecek de en âli bir mekanı bulacak. Peki onlar bu itikatta olanlar kendileri de cennetten âli makam isterler tabii. Nasıl ulaşacaklar? Bir Müslüman mı öldürmeleri lazım? Hangi? Şimdi Abdurrahman ibn Mülcim şimdi bu Hazreti Ali kerremallahu vechehi katletti. Cennete gitti. Onları akidesince nereye cennete gitti? Cehennemin ortasında. Onlar zannediyor cennete gitti. Canım şimdi Yahudiler de Hristiyanlar da zannediyorlar cennete gidecekler. Tabii, onlar cennet onların elinde mi? Ama onların akidesince bir adam cennete gitmeyi için Ali'ye küfredecek. Ali'yi öldürememişse ona lanet edecek. Hiç olmazsa ona mevruz şeklinde bir menzume yapmışlar Hazreti Ali'ye lanet. Yatarken onu okur da o gece ölürse şehit olur. Abdurrahman ibn Mülcem'in yanına gider. Hani Deccal'ın cenneti cehennem olduğu gibi cennetin atlığı cehennemine gider, cehennemin atlığı cennete gider. Şimdi haricilerin de öyle bir cenneti cehennemi var. Onlar Abdurrahman ibn Mülcem'in yanına gidecek. Cennet seni diyorlar. Halbuki cehennemin gayya kuyusuna gidecek. Nevuzu billah hala bu akide onlarda var. Onların dinlerine, mezheplerine mühkem yapışan adam gece o lanetnameyi okumamış yatmazmış. Nevuzu billah. Hala bugün mevcut bu. Beri tarafta acemler daha çok. Ebu Bekir Ömer'e lanet etmezsen sen Ehl-i Beyt'i sevmezsin diyor. Ya biz Ehl-i Beyt'i severiz. Ehl-i Beyt'i sevmenin şartı var diyor. O şartı neymiş? Ebu Bekir Ömer'e lanet edeceksin diyor. Yoksa Ehl-i Beyt'i sevmiş sayılmazsın. Sen ne kadar de ki ben Ehl-i Beyt'i seviyorum. Biz inanmayız. İlle onlara lanet edeceksin ki biz inanalım diyor. Şeytan onları da bu yoldan vurmuş. Onun için bu izahat veriyor. İlerisinde az geliyor. Ve nusbitul hilafete hilafeti ispat ederiz. Ba'da Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra evvela ispat ederiz de Ebu Bekir'in Sıddik radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'e Resul-i Ekrem Efendimiz'den sonra icma-i ümmet Hazreti Ebu Bekir'in hilafetine icma olmuştur. Ne yönünden? Taftilen lehu onu taftil yönünden, efdal görmek yönünden ve tekdimen onu tekdim etmek yönünden ala cemi'ül ümme ümmetin cemisi üzerine bütün ümmetin efdali ve mukaddemi o olduğundan onu halife yaptılar. Hem ümmetin efdalidir hem de en evvel halife-i Resulullah odur. Sümmeli Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hilafet sabit olmuştur. Hazreti Ebu Bekir'den sonra efdal ve mukaddem odur. Sümmeli Osman radıyallahu anh sonra Hazreti Osman'a hilafeti ispat ederiz ki fadilette üçüncü gelir. Sümmeli Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh sonra dördüncü hilafet Hazreti Ali'ye ispat ederiz ki eftaliyette de dördüncü gelir. Ve hum bunlar el hulefâ-ur râşidûn hulefâ-i râşidûn bunlardır. El hulefâ halifeler. Öyle halifeler ki er râşidûn doğru yolda gidici rüşte yani doğru yola gidici olan halifeler. Vel eyyimmetü imamlardır. Öyle imamlar ki el-mühtedûn hidayete irmiş. Doğru yoldan ayrılmamış imamlar budur. Bunlara hulafâ-i râşidîn. Bunlardan sonra gelenlere hulafâ-i râşidîn denilmez. Hulafâ-i râşidîn Resulullah Efendimiz'in yolunda tamamıyla gitmiş. Hiç zerre kadar sağa sola ayrılmamış. Hazreti Hasan radıyallahu teala anh'ın 6 ay hilafeti var. Bu da halife midir, değil midir? İhtilaflı o. Eğer halife olduğu tespit edilirse o da hulefai raşidinden sayılır. Zaten hilafetin adedi 40 sene olacak. 30 sene. 30 sene olacak. 30 seneden 6 ay noksandır. 6 ay Hazreti
Hasan'ın hilafetiyle tamamlıyorlar. O diyor 30 sene. Bir 40 rivayeti de var. 30 rivayeti de var. Hulefai Raşidin'in el-eymmetü ba'di, benden sonra imamlar, yani Hulefai Raşidin hakiki imam olan 30, bir rivayette 40 de var. Ondan sonra mülük başlayacak. Devrim, melik devri. Melik ki yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden tamamıyla gitmemiş. Bazı onun yolundan gitmiş, bazı de ayrılmış ki bu da Muaviye radıyallahu anh'ından başlıyor. Muaviye Hulefai Raşidin'den sayılmaz. Yalnız Müslümanların emiri sayılır. Emirül müminindir. Evet. Niçin Hulefai Raşidin'den sayılmıyor? Resulullah Efendimiz'in yolundan tamamıyla ötekiler gibi gitmedi ki sayılsın. Birçok hataları var. O hatalarından dolayı Hulefai Raşidin'den sayılmaz. İyi işleri de var. İyi olmayan işleri de var. Ama Hulefai Raşidin'in hiç kötü olan işleri yok. Yok. Hepsi iyi. Onun için hiç kıyas kabul etmez. Devri mülük Muaviye ile başlar gider. Bir eserde gördüm. Diyor ki devri mülük Muaviye'den başlar Hazreti Sultan Abdülhamid'e kadar gelir. Meliklerin bazı işleri iyi olur, adaletli olur, bazı işleri zulüm ile olur, karışır. Kimisinde adalet tarafı fazla olur, kimisinde zulüm tarafı fazla olur, öyle gider. Ondan sonra Cebabire devri başlar. Mülükten sonra Cebabire devri ki sırf zulümle meşgul. Zulümle meşgul. Adalet pek az. O Cebabire devri başlar, ta Hazreti Mehdi'ye kadar gider. Şimdi biz bahsimiz orada değil de o Eşrat-ı Saadet'tir. Hulefai Raşidin kimdir? Bu dördüdür. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık, Hazreti Ömer'in Faruk, Hazreti Osman'ın Zinnuri, Hazreti Ali'nin Murtada. Bunların hilafetleri bu tertip üzerinedir. Eftaliyetleri de bu tertip üzerinedir. Ehl-i Sünnet'te yalnız Hazreti Osman ile Hazreti Ali arasında bazıları ihtilaf etmişler ki Hazreti Osman mı efteldir, Hazreti Ali mi efteldir? Bir defa Ebu Bekir, Ömer bütün eshabın eftali, tafdilü şeyheyn. Ehl-i sünnetin akidesinden bu ki Ebu Bekir ve Ömer'e şeyheyn derler. Bunlar ümmeti Muhammed'in en eftalleridir. Ondan sonra hübbül hatenin, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi de sevmektir. Bunların hangisi efteldir? Ehl-i sünnette ihtilaf var. Ekser ise Hazreti Osman efteldir. Bazıları da Hazreti Ali efteldir demişler. Bu ihtilaf olduğundan dolayı onun için tafdil meselesini zikretmemiş de hübbül hatenin buyurmuş İmam-ı Azam. Ehl-i sünnet alameti tafdilü şeyhin hübbül hatenin ve cevazül mes'i alel hufeyn. Evet. Ve ennel aşere, 10 kişi, ellezine şurbil 10 kişi ki semmahum, onların isimlerini zikretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve beşşerehum, onları tefsir etti bil cenneti, cennet ile. Neşhedü, şehadet ederiz lehum, onlara bil cenneti, cennet ile şehadet ederiz. 10 kişi var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte onunu da zikretti. Ehli cennet olduklarını Resulullah Efendimiz zikretti ehli cennet dendir dedikten sonra biz de buna şehadet ederiz. Alama, o bir şey üzerine şehadet ederiz ki şehide lehum, onlara şahit oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ehli cennettir dedi, şahit oldu. Ve kavluhu, Resulullah'ın kavli el hakku, haktır. Bizim de böyle itikad etmemiz vaciptir. Ve hum, on kişi Ebu Bekir'in ve Ömer'u ve Osman'u ve Ali'yi ve Talha'u ve Zübeyr'u ve Sa'd'un ve Sa'id'un ve Abdurrahman ibn Avf ve Ebu Ubeydet el-Cerrah. Evet. Bunların onudur. Ve hüve Hazreti Ebu Ubeyde eminu hadil ümmet, bu ümmetin eminidir. Radiyallahu anhum ecmain. Cenab-ı Hak bunların hepsinden razı olsun. Bunların her birisi hakkında uzun uzadıya tercüme-i halleri zikredilmiştir. Aleykümselam. Ve men, her kim ehsenel kavle, sözü güzel ederse fi ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin ashabı hakkında
kavli sözü güzel ederse ve zvacihi zevceleri hakkında sözü güzel ederse öyle zevceleri ki attahirati pak temiz olan zevceleri hakkında sözü hükmü güzel ederse evet neden temiz? Min külli denesin her bir pislikten ve kirlilikten tertemiz olan ezvacı tahirat hakkında ve ashab-ı kiram hakkında sözü güzel ederse ve zürriyatihi Peygamber Efendimizin zürriyeti ehli beyti hakkında sözü güzel ederse öyle zürriyati ki el mukaddesine min kulli races her bir pislikten temiz olan ehli beyti güzel zikrederse fakat beriye o adam beri olur minen nifak nifaktan beri olur. Şu halde bir adam eshabın bazısına şet mi derse, buğza adavet ederse yahut ezvacı tahirattan bazılarına kötülük isnat ederse yahut ehli beyt hakkında bir kötü söz söylerse o adamda nifak alameti var. O münafıktır. Çünkü münafık olmasa şeytan onun kalbine onu getirmez. Ne ashaba söylüyor, ne ezvacı mutahharata, ne ehli beyt hakkında kötü söz söyledir. Binaenaleyh onun kalbine şeytan girmiş, nifakı sokmuş, kalkar, ashab-ı kiramı itiraz eder, yahut ezvacı mutahharattan bilhassa Hazreti Aişe'ye iftira eder, yahut ehli beyt hakkında kötü sözlerde bulunur. Ve ulema-i selef, ulema-i selef mine's-sâbiqîn, geçmiş olan ulema-i selef ve men dahi bir ulemadan bazı şu alimler ki ba'dahum seleften sonra olucudur minet tabi'in tabi'inden evet onlar da kimden ehli hayır kim onlar ehli hayır ve eser ehli hayır ve ehli eser olan tabi'in uleması ve ehlül fıkh ve nazar fıkh ehli ve ilmi kelam ehli bunların hepsi yani sebket eden ulema-i selef bir tabiinden de ehli hayır ve ehli eser hayra ve esere tabi olanlar ehli fıkıh yani fukahayı ümmeti İslamiye ve nazar ki mütekellimin ulema-i İslamiye ulema-i mütekellimin bunlar la yeskurune zikretmezler ashab-ı kirami ezvacı müteharat ehli beyti illa bil cemil illa cemil ile güzel söz ile zikrederler. Ve men zekerehum her kim bunları zikrederse bi su'in bir kötülükle fehve ala gayri sebil o yolun gayrisi üzerinedir. Doğru yol üzerine değildir. Doğru yoldan çıkmış batıl yol üzerine gitmiştir. Yani selef ve halefin icmai var ki ashab-ı kiram hakkında güzel zannedeceksin ve güzel söyleyeceksin. Ezvacı müteharat hakkında yine öyle. Ehl-i beyt hakkında yine öyle. Bunlara hayır zanneden ve hayır ile zikreden mümindir. Bunların herhangi birisine bir kötülük isnat eder, söker, sayar, buğza adavet ederse o da ehl-i nifaktır. Ve la nufaddilu ahaden. Hiçbir kimseyi biz tafdil etmeyiz. Minel evliya evliyadan. Ela ahadin minel enbiya enbiyadan birisi üzerine. Aleyhisselam. Bazı gulat-ı mutasavvife vardır ki veliyi nebi üzerine tercih eder. O neden? Akidesinin bozukluğunda. Tasavvufa girmiş, tasavvufta bir parça sülük görmüş, bir nasip almış ama beriden akide-i İslamiye'yi iyi bilmemiş, ayrılmış. Şeytan onu da o yoldan vurmuş. Bir veliyi çıkarmış, nebiden üstün tutmuş. Bu neden olur? Resulullah Efendimiz'den gelen akideyi iyi bilmediğinden yahut da bilmiş öğrenmiş de şeytan onun yolunu vurmuş kendi kendisine öyle bir makam göstermiş ki o peygamberlerden yüksek bir makam göstermiş kendisine. Bu da şeytanın iddiali Allah'ın mahfazına. Bu bazı tesavvuf kitaplarında vardır. Hatta öyle şeyler var ki diyor ki nebiler velilerden medet bekler. Öyle şey mi olur? Hangi veli ki Nebi'den yukarı olacak da Nebi ondan medet bekleyecek. Ona da Hıdır Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın kıssesini misal verirler. O onun hiç delili olur mu?
Musa aleyhissalatü vesselam ölülazım olduğu halde Hıdır'dan medet ummuş. Ne medet ummuş? Ona verilen şeriat başka, ona verilen başka. Hazreti Musa ölülazım peygamber. Hıdır ölülazım peygamberliğini bırak da peygamber mi değil mi? Peygamber. Diyor ki baksana peygamber değil veli de bak Musa ondan istifade etti. Ya Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Hazreti Musa'yı imtihan etti. Hazreti Hıdır'a 100 mesele ilham etti. Hazreti Musa'dan ketmetti onu. Ki Hazreti Musa'ya kibir, ucub gelmesin diye. Yoksa Hazreti Musa'ya Tevrat indi. Hala daha o Tevrat bazı ayetleri mevcut. Binlerce sene ibadet edildi. Hazreti Hıdır'a hangi kitap nazil oldu? Ve kim istifade etti? 3 mesele hakkında Kur'an-ı Kerim zikrediyor. 3 mesele. O da Hazreti Hıdır'a has. O 3 meselede de hangi ümmeti Muhammed ondan istifade etti? Yahut hangi millet istifade etti? Hazreti Hıdır'a has bir 3 mesele. O da ne? Gemiyi delmesi, çocuğu öldürmesi, bir de duvarı yapması. Yani velinin cehaleti, veli denilmez ya o yani, mutasavvıfenin bazılarının cehaleti, kendilerini o kadar yükseğe götürür ki en yüksek alimlere beğenmedikleri gibi ashab-ı kirama da beğenmez. Nihayet çıka çıka peygamberlere de beğenmez. Allah'ın muhafazına şeytan onları da öyle yolda vuruyor. Fakat akide nedir? Hiçbir veliyi bir nebiye tafdil etmek caiz değildir. Ha. Peygamberimiz benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in Ülema ümmeti iken diye ben İsrail ondan eftal demedi ki ke, teşbih diyor ki filan adam aslan gibidir. Aslan kadar kuvveti var mı onun? Müşebbeh müşebbehin bir kadar kuvvetli olur mu? Olmaz. Teşbih de aslan gibi, ya şu adama bak dağ gibi. Hakikaten dağ kadar mi? Yok yani, cismi büyük. Sonra bu teşbih. Teşbih kendisine alsan hiçbir alim bir peygamber gibi olmaz. Ama Peygamber Efendimiz ne için bu teşbihi yaptı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecek. Hazreti Musa'dan sonra peygamberler çok geldiler ve Tevrat'ı tebliğ ettiler, neşrettiler, onunla amel ettiler. Ümmeti Muhammed'de peygamber olmadığından o vazifeyi alimler yapacak. Hazreti Musa'nın zamanında peygamberler yaptı onu. Bu ümmette de ümmeti Muhammed'in alimleri yapacak. Yoksa o nebilerden eftal manasına değil. Ve nekulu biz deriz ki nebiyyün vahidun. Bir peygamber eftalu min cemiyel evliya. Bütün velilerden eftaldir. Akide budur. Ve nü'minü iman ederiz. Bima bir şeye ki ca'a geldi. Min keramatihim evliyanın kerametinden geldi. Buna da iman ederiz. Evet. Ve ca ve sahha sahih oldu. Enis-sikati doğru söylüyor. Adamlardan sahih oldu. Min rivayatim evliyanın rivayetinden. Bir var ki Kur'an-ı Kerim'de hadisi şerifede geldi. Zaten inkar edilmez. Bir de var ki ayette hadiste yok ama fakat sika sikadan o da başka sikadan o da başka sikadan rivayeten geldi. Rivayet edenler hepsi itimat edilir adamlar. Bunların hepsine iman ederiz. Niçin? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin ümmetinde keramet sahipleri vardır. Ve lekad kerremna beni Adem. Kerametin asli var da fer'i mi yok? Asli de var, fer'i de var. Mesela Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın veziri Asef bin Berkiya Belkıs'ın erşini bir göz yumup açıncaya kadar getirdi. Bu bir keramet değil mi? Keramet. Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinde keramet sahibi var. Ümmeti Muhammed'de yok mu? Ümmeti Muhammed'de daha büyüğü var. Niye? Ümmeti Muhammed, ümmeti Süleyman'dan eftaldır. Ümmeti Muhammed'de olan keramet, ümmeti Süleyman'da olan kerametten daha büyüktür. Ama o Kur'an'da zikredildiğinden dolayı onu inkar edersin, kafir olur. Olursun. Fakat Ümmet-i Muhammed'de olan kerametler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiş. Rivayetlerde kalmış. Onlara iman etmek, itikad etmek lazımdır. Yok ben kerametin aslı vardır, iman ederim ama fakat filan kesten bir keramet suhur etmiş, ben ona iman etmem. Niye? Ya onlar göz boyayıcı. Göz boyuyorlarmış. Şimdi adında bu. Şimdi keramet aklına ermedi mi, kerameti görse bile
efendim göz boyacıdır. Bu neden? Bu adama tecelli olmamış, kerametin ne demek olduğunu da bilmez, anlamaz. Şimdi bir kervin boynuna götür, inciyi, cevheri, altınları, gümüşleri böyle güzel bir boyun bağı yap, köpeğin boynuna as. Köpek bunu anlar mı? Anlamaz. Boynunda nasıl olduğunu ne bilsin? Çünkü o hayvan onu bilmez ki, anlamaz. Köpek neden anlar? Boynuna hış takarsan, o hışı da anlamaz da, kurdunla boğuştuğu vakitte kurt köpeğin boynundan tutarsa boğar. Köpek daha kurtaramaz. Köpek gökü sürmekle kurdu devirir. Yok, eğer kurt onun boğazına bir sarılırsa köpeği boğar. Boynuna hış takarlar ki kurt boynundan tutamasın. O demirlerden tutamaz. Kurt ağzına batar. Tutamadığı gibi köpeği boynundan tutamadı mı köpek kendisini kurtarır. Köpeğin boynuna hış takarlar, altını ne anlasın. Şimdi kendisine tecelli olmamış, gerk gözünden hiçbir şey haberi yok. Ona ne getirsen inanmaz. İmkanı yok. Zaten birisi böyle kerameti inkar etmiş. Demiş ki, yahu kerameti inkar ediyorsun. Gidelim Resulullah Efendimiz'in hücresinin önüne. Esselamu aleyke ya Resulallah diyeyim. Elin uzat, elin öpeyim. Hücre-i saadetten el uzanırsa, sen de görürsense, elini öpersemse, inanır mısın? Durmuş. İnanırım da diyemiyor. Gel gidelim bunu yapayım demiş. Gelmemiş. Niye? Zuhur etse canım sehelbazı diyecek gene. La ta'mel ebsar ve lakin ta'mel kulubülleti füssudûran. Düğün ayet-i kerimede okundu ya. Kalp kör oldu mu fayda yok. Halbuki keramet haktır. Ehlinden sadir olursa, salih bir adamdan sadir olursa teslim edersin. Çünkü var. Ama rivayeten gelmiş. Rivayet de sika, o da bir başka sikeden, o da başka bir sikeden rivayet edilmişse onu da teslim edersin. Yok, baktın ki yalancı bir adam yahut da müzebzeb bir adam rivayet ediyor. Caiz kası var, caiz yok. Onu ister inan, ister inanma. İlla inanması vacip değil. Fakat keramet var. Ve nü'minü iman ederiz. Beşrat-ı saati, kıyametin alametlerine iman ederiz. Min hurucu deccal, deccalın hurucundan. Ve nüzulü İsa ibn-i Meryem aleyhisselam minessema, göyden Hazreti İsa'nın nüzulü. Bunlara biz iman ederiz. Bunlar kıyametin alametlerindendir. Kıyametin 10 büyük alameti var. O deccalın çıkması, Hazreti İsa'nın göyden nüzul edip deccali öldürmesi. Ve nü'minü dehi iman ederiz. Bütülü'ü şemsi min mağribiha. Güneşin mağribden doğması. Güneş mağribden doğacak ve Tevbe kapısı kapanacak. 3. Ve hurucu dâbbetil ardi min mevdiyaha. Dâbbetil ardi de kendi mevziinden çıkması. Mevdi neresi? Mekke'de Safa ile Merve arasında. Buradan çıkacak. Buna da iman ederiz. Bu güneşin mağribden doğmasıyla dâbbetil ardın zuhuri ikisi aynı günde olacak. Sabahleyin dabbetüler bir taraftan çıkacak, bir taraftan da güneş mağribden doğacak. İkisi aynı günde olacak. 10 büyük alamet var. 10 büyük alametten burada yalnız 4'ünü yazdı. Deccal'ın hurucu, evet, Hazreti İsa'nın nüzulü, güneşin mağribden tulu'i, dabbetülerden zuhuri. Ondan sonra gerisini yazmadı. Ye'cuc Me'cuc'un zuhuri. Evet. Beşincisi o. Sonra bir duhan çıkıp bütün dünyayı saracak. O da kıyametin alametlerinden birisi. Sonra efendim? O en sonunda. En sonunda onun yüzü gâre edenden bir ateş çıkacak. O milleti yavaş yavaş mehşer yerine toplayacak. O onuncusu. Ondan evvel şey yine var. Da onlar alameti suhradan değil, kübradan değil, alameti suhradan. Bir rüzgar çıkıp müminler o rüzgarın tesiriyle ölmeleri. 8 mi oldu? 10 tane olacak. Hazreti Deccal'ın hurucu, Hazreti İsa'nın nüzuri, evet, Yecüc Mecüc'ün zuhuri, Şems'in mağribden, güneşin mağribden doğması, dabbetülerden zuhuri,
Sonra rüzgarın çıkıp müminlerin rüzgarın tesiriyle ölmesi, ondan evvel 6, ondan bir dumanın zuhuri, en sonunda gareden'den ateş çıkması, 10 tane dedeki sıfatını görmüyor. وَلَا نُسَدِّقُ كَاهِنًا, biz kâhini tesdik etmeyiz. وَلَا عَرَّافًا, arrafı da tesdik etmeyiz. Kâhin gayipten haber verir. Cinniler vasıtasıyla, cinniler bazı şeyleri duyar, gelir ona haber verirler.